Diyabet hastalığı artık ne yazık ki tüm yaş gruplarında görülebilen kronik bir hastalık tablosudur. Dünya geneline bakıldığında 2019 verilerine göre 435 milyon diyabet hastası olduğu ve bunun da yaklaşık olarak 1.1 milyonun çocuk hasta olduğu tespit edilmiştir. Ve Covid pandemisiyle birlikte insanların eve kapalı kalması, işte obezitenin artması bu prevalansı daha çok arttırmaya başlamıştır. Ve 2030 yılında da yaklaşık olarak 540 milyon civarında dünya genelinde diyabet hastası olabileceği tahmin edilmektedir. Bugünkü etkinliği yapma amacımız aslında bu hastalık, diyabet hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak, toplum tabanlı bir eğitim yapmak, yapmayı planladık. Ve zaten multidisipliner bir çalışma oldu. Hem çocuk endokrin hekimimiz, hem yetişkin endokrin hekimimiz, hem diyabet hemşiremiz, hem diyetisyenimiz ve iki tane de hasta gözüyle diyabeti anlatan katılımcılarımız var. Dediğim gibi bu programın amacı aslında diyabete ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Diabetes mellitus aslında mellitus kısmı baldan, diabetes kısmı ise akıp giden anlamına gelen veya sifon anlamına gelen, yani idrarda glikozu, karbonhidratı temsil eden bir ifadeyle tanımlanmış. Pankreasın insülin salgısının yetersizliği, bu kısmi de olabilir, tam da olabilir. Kısmiler tip 2 diyabetler, tamlar tip 2 ya da tip 1 de olabilir. Veya etkisinin yetersizliği dediğimiz tip 2 diyabet sonucu ortaya çıkan, kendisini olguların bir kısmında bazı klinik belirtiler ve idrarda şeker, fakat bütün olgularda kan şekeri yüksekliği ile belli eden sadece bir karbonhidrat metabolizma hastalığı değil, aynı zamanda yağ ve protein metabolizma bozukluğudur. Şimdi öncelikle bugün burada bulunma amacımız hem tip 1 hem tip 2 diyabetin farkındalığını arttırmak amaçlı burada bulunmaktayız. Her 14 Kasım'da Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun belirlediği bir günde diyabeti farkındalık amaçlı etkinlikler düzenlemekteyiz. Aslında bugünün önemi insülini keşfeden bilim adamı olan Frederick Banting'in doğum günü aynı zamanda. Yani buradan onları da ve arkadaşlarını da saygıyla ve rahmetle anıyorum. Tüm dünyada 537 milyon diyabetli birey bulunmakta. Ülkemizde ise yaklaşık 9 milyon diyabetli birey bulunmakta. Ve 20-79 yaş, ben erişkin endokrinolog olduğum için erişkin kısmından bahsetmek isterim. Yaklaşık da 9 milyon 20-79 yaş arasında diyabetli birey bulunmakta. Diyabet özellikle Covid pandemisinden sonra özellikle sıklığı artmakta. Biz buna bağlı mortalite ve morbiditeleri arttırmaktadır. Bugün burada bulunma amacımız bunun farkındalığını daha da arttırmak, sağlık maliyetlerini azaltmak ve etkin tedaviye ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu bireysel kişiden kişiye göre değişebilir. Ama bizim ana tedavi şeklimiz öncelikle diyet ve yaşam tarzı değişikliği. Bu olmazsa olmazdır. İkinci kısım ise duruma göre kişinin 3 aylık ortalaması dediğimiz hemoglobin A1c ve ek hastalıklarına göre oral antidiyabetik, yani ağızdan alınan hap ya da insülin tedavisi düzenlenebilmektedir. Kabaca diyette %50 karbonhidrat, %50-60, bu sayılar tabii ki kişiden kişiye göre değişebilir. %20-30 arasında yağ, %15-20 oranında da proteini içeren bir diyetten oluşmakta. Ama bunu bir kalıba sokmamak lazım. Çünkü bu kişiden kişiye, kişinin ek hastalıkları, mesela böbrek yetmezliği varsa proteinden daha kısıtlı diyet gibi bir takım parametrelerle bunu modifiye edebiliyoruz. O yüzden bunu bir kalıba sokmamak lazım ama genel anlamda kabaca bu oranları verebilirim size. Diyabet tipleri arasında tip 1 diyabet aslında sanki en zahmetlisi veya en ağırı gibi bilinir. Aslında öyle değil. Her diyabet tipinin kendine özgü zorlukları, kolaylıkları var ve ne mutlu ki bize her diyabet tipi aslında şu anda tedavisi bulunmuş rahatsızlıklar. Tedavisi bulunmuş ve çok iyi bir şekilde kontrol edilmesi mümkün olan durumlar. Dolayısıyla ben öncelikle şunu rica ediyorum. Bu bir farkındalık toplantısıysa hem diyabetli gençlerimizin kendileri, hem aileleri, hem onlara bakım veren sağlık profesyonelleri, hem de onları çevreleyen tüm toplum. Bu okul olabilir, iş yeri olabilir, sokaktaki polis amca olabilir veya restorandaki bir garson, bir aşçı olabilir. Bunların hepsinin bunun bilincinde olması lazım. Yani diyabet iyi tedavi edildiğinde, iyi eğitim yapıldığında, iyi yönetildiğinde özellikle tamamen sağlıklı yaşamaya izin veren bir rahatsızlık.
Diyabet konusunda tüm bölgeye yaygın sağlık hizmetimiz var. Çocuk diyabetini takip ediyoruz. Ve her sene 14 Kasım'la başlayan diyabet haftasında sadece kendi birimimizde değil, bölgeyi gezerek diyabetli hastalarımızın bulunduğu 8-9 ili ziyaret ederek onlara motivasyon, eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu sene de kurum tarafından davet edilmemiz bizim için çok anlamlı oldu. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin konuğu olarak bir panele katıldık. Güzel bir paneldi, katılımlı bir paneldi. Ben de özellikle çocuk diyabetlilerin içinde yaşadığı mikro makro çevreden ve onların modern teknolojilere erişiminin ne kadar önemli olduğundan söz ettim. Ve en modern teknoloji olan şeker ölçüm sensörlerine ulaşmalarının önemini vurguladım. Bunun çok tipik belirtileri var. Eğer dikkatli olunursa özellikle çok su içme, çok idrara çıkmayla başlayıp daha sonra yemek yediği halde kilo verme şeklinde devam eder. Hatta yatağını ıslatmayan bir çocuğun yatağını ıslatmaya başlaması çok tipik bir belirtidir. Ama ondan sonra durum fark edilmeyip ağırlaşırsa özellikle kusma, bilinç kaybı, sık sık nefes alıp verme artık diyabet komasına doğru gidişin belirtileridir. Bu tür belirtileri ne ailelerin ne öğretmenlerin, okul personelinin atlamaması lazım. Özellikle de birinci ve ikinci basamak sağlık merkezlerinde de uyanık olunup bunların en ufak bir tanesini bile gösteren çocuğun şekerinin ölçülmesi ihmal edilmemeli. Tanı kargaşası yaşanmamalı. Şimdi diyabet hastası olan çocuklarımızın beslenmesi sağlıklı çocuk beslenmesiyle birebir aynı. Hiçbir farkı yok. O yüzden sadece onların özelliği yemek yiyecekleri saatlerde insülinlerinin ve şeker ölçüm aletlerinin yanında bulunması ve şeker ölçüp insülin yapmadan yemek yememeleri. Onun dışında birebir sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme nedir diye sorarsanız tabii ki mümkün olduğu kadar doğal besinlerle, sebze, meyve, protein, sağlıklı yağlar tarafından dengelenmiş, aşırı karbonhidrat içermeyen bir beslenme şekli ve mümkün olduğu kadar öğünlerde düzenli bir şekilde yenmesi, akşam geç vakitlerde yemekten sonra asla atıştırma yapılmaması. Hatta 10 dakika kadar önce insülin yapılması. Sadece düşük şekerle, çok düşük şekerle yemeğe giriyorsa biz önce biraz yiyip arada yapmasını öneriyoruz. Her zaman için önce yapılmalı. Diyabet hemşiresiyle gözüyle diyabet gerçekten çok büyük, kapsamlı bir konuydu. Kısaca sizlere deneyimlerinden, diyabet hemşireliğinden bahsetmeye çalışacağım. Başarılı bir diyabet eğitiminin olması için sadece medikal tedavinin olması yetmez. İnsülinler ve hapların düzenli kullanmasının yanı sıra sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, düzenli kan şekeri ölçümü ve eğitimin de olması gerekmektedir. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde diyabet eğitim hemşiresiyim. 9 yıldır bu işi yapmaktayım, severek yapmaktayım. İnsanların hayatına dokunmayı, onlar için bir şeyler yapabilmeyi seviyorum. Sadece polikliniğimizde değil, bütün alanlarda elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyorum. Diyabet bir pandemi gibi hızlıca çoğalmakta ve bu çoğalan diyabetin önlenmesi için farkındalıkların sürekli yapılması gerekiyor. Bu konuda da Karabük Üniversitesi'nin önderlik yapmış olması bizleri çok sevindirdi. Diyabet hastalarının en önemli yapması gerekenlerden bir tanesi beslenme. Sağlıklı, dengeli, düzenli beslenme. Aslında biz bunu sadece diyabet hastalarımıza önermiyoruz. Diyabetli olsun olmasın bütün hastaların bu kurallara uyması gerekiyor. Bunun dışında da en önemli yapmaları gereken şey hareket. Hareketsizliğe bağlı obezite artmakta, obezitenin artması da diyabeti ve kalp hastalıklarını getirmekte. O yüzden dengeli, düzenli, sağlıklı beslenirlerse, hareketlerini yaparlarsa, her gün yarım saatlik yürüyüş yeterli bizler için. Hekimlerimizin verdiği tedavileri düzenli bir şekilde uyarlarsa, bizlerinden aldıkları eğitimleri uygularlarsa hayatlarını daha iyi bir şekilde devam ettirebilirler. Tıbbi beslenme tedavisinin öncelikle hedefleri vardır. Optimal metabolik sonuçları sağlamak ve bunları sürdürmek. Bunlar içerisinde kan glikoz düzeyini sağlamak, kan yağlarını, kolesterolü, trigliseritleri olması gereken değerlere indirmek ve kan basıncı düzeyini kontrol altına almak bizim hedeflerimizin arasındadır. Diyabetin kronik komplikasyonları vardır, hocalarım da bahsetti. Bunları önlemek ve tedavi etmek bizim amaçlarımız arasındadır. Obezite,
kardiyovasküler, kalp damar hastalıkları, diyabete bağlı görünen böbrek hastalıkları, tansiyon, bu gibi hastalıkları kontrol altına almak bizim hedeflerimiz arasındadır. Ve kişiye sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak en önemli hedeflerimizden biridir. Kişinin olması gereken, alması gereken besin öğesi desteğini sağlamak, alması gereken enerji miktarını hesaplayarak kişiye özel, onun sosyoekonomik durumuna özgü bir beslenme programı hazırlamak ve kişide yaşam tarzı değişikliğini oluşturmak bizim hedeflerimizin arasındadır. Besin öğelerimiz nelerdir? Bunlar 6 tane: karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin, mineral ve su. Glisemik indeks denilen bir kavram var. Bu bizler için önemli. Besinlerin kan şekerini yükseltme hızı gibi düşünebilirsiniz. Bazı besin, yani her karbonhidrat türü kan şekerinizi aynı şekilde yükseltmez. Glisemik indeksi yüksek besinler daha hızlı yükseltir. Biz de diyabetli bireyler özellikle glisemik indeksi düşük besinlerle beslenmelisiniz. Örneğin beyaz ekmeğin glisemik indeksi kepekli ekmeklere göre daha yüksektir. Ya da sebzelerden patatesin, havucun, bezelyenin glisemik indeksi daha yüksektir. Meyvelerden, kış meyvelerinden muz, yaz meyvelerinden kavun, karpuz, üzüm, bunların glisemik indeksi daha yüksektir. Glisemik indeksli diyetlerin yararları da düşük glisemik indeksli diyetler, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olurlar, kan yağlarınızın düşürülmesine, obezitenin önlenmesine, kalp hastalıkları riskinizi azaltır ve tip 2 diyabet riskini de azaltır. Hasta gözüyle diye bana burada söz verildiği için söyleyeyim. 2004 yılında kilom nedeniyle, yani burada açıkta söyleyebilirim, boy 1.68, kilo 98. Biraz fazla ama göstermiyor. Vücut sıkı, sporla da uğraşıyorum. Bir tahlil yaptırmıştım, 108 falan gözüküyor açlık şekerim. Doktorum dedi ki, diyabete adaysınız. Kilonuzu kontrol eder misiniz? 5-6 kilo verseniz dedi, bunu düşürürsünüz biraz daha. Ben size 10 kilo vereyim dedim. Ve o günden itibaren çok sevmiş olduğum hamur işlerinde, evet, kısıntıya gittim. Beyaz ekmeği hayatımdan beyaz ekmek olarak çıkarttım. Kepekli ekmek, evet. Tatlı hemen hemen çok fazla vücudumun ihtiyacı olan bir şey değil. Beni yönlendirmiyor. Pirinç pilavını o kadar çok fazla vücudum da istemiyor. Bulgur pilavı istiyor. Enteresandır. Ve benim kilom da düştü. Şekerim de düştü. 98. Kilom 88. Ve o yıldan sonra ben biraz daha bilinçliyim. Yürüdüğümüz zaman şekerimiz bizle birlikte hareket ediyor. O da tersine düşüyor. Burada hayatımızı biraz daha aktif etmek, elbette ki besinleri hayatımızdan tamamen çıkartmamız mümkün değil. Her birinin vücudumuzda bir görevi vardır. Onları elbette ki tüketeceğiz ama kontrollü. Benim için şu anda en son kontrolü yaptırdığımda 3 aylık şeker dediğimiz hemoglobin A1C'nin 6.4'e geldi. Bu ay yaptırmadım. Muhtemelen biraz daha herhalde indirebildiğimi düşünüyorum. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şeker korkulacak bir şey değil. Yeter ki biz isteyelim. Ama kendimiz için kolay. Ama çocuğumuzda varsa bu, ona yaptırmak elbette ki bizden daha zor bir iştir. Ben aynı zamanda yöneticiyim. Bir işi yapmak kolaydır. Yaptırmak, takip etmek daha zordur. Onun için anne ve baba olarak küçük çocukların bu konudaki yönlendirilmesi kolay değildir. Ama onları da sağlıklı yetiştirmek hepimizin görevidir. 14 yıldır tip 1 diyabetle
beraberiz. İlk olarak oğlumla 2008 yılında 4 yaşında diyabetle tanıştık. Sonra da kızım 2021 yılında 10 yaşında diyabetle tanıştık. Diyabetle tanışma süreçleri zor, uzun, sancılı. Yani bunu tarif etmek inanın çok zor. Ancak yaşayabiliriz. Ancak yaşayabilen anlayabilir diye düşünüyorum. Bu zorlu süreçte anlayış bekliyorsunuz, normal insanların normal davranışlarını bekliyorsunuz. Bunları bulunca ayrı hoşunuza gidiyor, iyi davranmaları, ilgili davranmaları yeri gelince hoşunuza gidiyor, yeri gelince hoşunuza gitmiyor, niye bana ekstra bir ilgi gösteriliyor diyorsunuz. İnanın zor bir süreç. İlk olarak oğlumdan bahsetmek istiyorum. Oğlum 4 yaşında tip 1 diyabetle tanıştı. Yani oğlum 3 yaşından itibaren aslına bakarsanız şöyle geriye dönüp baktığımızda zayıflamaya başladı, sinirli olmaya başladı, çabuk yoruluyordu. İşte onun çabuk yorulmasına üf çok tembelsin. Anne dışarı çıkalım gezelim diyordu mesela. Çıktığımızda merdivenlerden ikinci katta oturuyoruz, merdivenlerden aşağı iniyoruz. İner inmez anne ben yoruldum beni kucağına al. Ya of neden oğlum çok tembelsin niye böylesin bir de onunla ayrı didişmelerimiz vardı. Sonrasında sinirlilik hali o kadar uzun sürece yayılmıştı ki işte benim oğlum sinirli. Böyle düşünüyorduk. Yemek yeme konusunda çok iştahlı bir çocuk değildi. Hiç kıvır zıvır yemezdi. İlk çocuğumda çok dikkatli besliyordum. Hiç kola içirmemiştim. Ama nereye kadar kabullenmeyeceksin? Biz kabullenmedikçe çocuğum vakit kaybediyordu. Yani ben kenara çekilip ağlayacağıma onun karbonhidrat sayımıyla ilgilenmem gerektiğini... İşte o dönemde tabii ki ara öğün, bir de tabii ki biz ilk etapta kalem ya da insülin pompamız yoktu. Şu anda insülin pompası kullanıyoruz. Kalem ve parmaktan ölçümle başladık işleme. 4 yaşında bu çocuğa işte bundan sonra sen böyle yaşayacaksın. Bunu anlatmak inanın o kadar zordu ki yani bunu yaşamak, bu o zamanlara geri dönmek. Aslında ben bu konuşmamda direkt ilkokul kısmından başlamayı düşünüyordum. Ama yanımdaki diyabet hemşiresi hanım, burada küçük çocuklar da var. Bence yaşadıklarınızı anlatın, küçüklüğünden başlayın. Sürecin nasıl bir süreç olduğunun onlar da farkına varsın deyince, inanın yazdıklarım bir kenarda kaldı. Ben yaşadıklarımı size en baştan anlatmaya başladım.